Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Geçen sene işten erken ayrılmak zorunda kalmıştım. Çünkü Trakya Üniversitesi'ne yatay geçiş işlemleri için başvurmuştum ve yüz yüze kayıta çağırmışlardı. Bu sene orada ilk senem bitti. Tüm sınavlarımı verdim ve artık Almanya'ya tekrardan dönme vakti. Bu sefer aynı patronumun restoranında çalışacağım. Yine uzun bir süre. Geçen sene 1,5-2 ay kadar kalmıştım ama bu sene yaklaşık bir 3-3,5 ay kadar kalacağım gibi duruyor. Üniversiteler biraz daha geç açıldığı için. Normalde babamla beraber Almanya'ya gitmeyi planlıyorduk. Ama benim okulum 10 Haziran'da bitti ve babam da 24 Haziran'dan önce Almanya'ya gidemiyor. Burada yemekli ilk işleri var. O yüzden ben de uçakla gitme kararı aldım. Çor'dan önce otobüsle havalimanına gideceğim, İstanbul Havalimanı'na. Oradan uçakla Frankfurt Havalimanı'na gideceğim. Orada benim patronum karşılayacak. Açıkçası heyecanlıyım. Çünkü geçen seneki çalıştığım yerden çok daha büyük bir yerde çalışacağım bu sene. Ve müşterilerle daha çok diyalog halinde olacağım. Almancam bu yaz inşallah gayet güzel bir seviyeye gelecek. Şimdi birazdan berbere gideceğim. Saçlarımı kestireceğim çünkü Almanya'da kestirmek istemiyorum. Orada hem daha pahalı hem de belki bunun için çok vaktim olmayabilir. Berbere gideceğim. Berberden sonra çarşıya gideceğim. Bir şeyler almam lazım oradan. Daha sonra annemle vedalaşıp otobüsün kalktığı yere doğru gideceğim. Görüşürüz. Saçlarımı kestirdim. Artık evden çıkıp annemin yanına gitme vakti. Oradan otobüse binip havalimanına geçeceğim. Akşamlar Deutschland, mikrofonla Malkoçoğlu def. Evet yapım biraz agresif, yapıyorum orta sağdan press. Bu ses madenden çıktı, yeryüzüne kömürden ekmek. Gurbet elde dört kuşak, artı kömürden eksik ama çok güzel Almanya, bak Nutella akıyor musluktan. Ve kaç ülkede gördün sen yaz ortasında buz tutan. Uzaktasın yurdundan, yurdun Almanya kafana dar. Tam çözüyorum problemi dersin, sabah dörtte saat çalar. Evet burada markalar Porsche, BMW, Mercedes. Ve atmosfer temiz, fabrikanın bacasından çek nefes. Şeker gibi polislerimiz acıtmaz kelepçeler. Senin için her yer evdeler, hatta senden önce evdeler. Düşlerimin ülkesi bura, burası Almanya. Alışırım ona dura dura, içine düştüm çıkamıyorum. Düşlerimin ülkesi bura, burası Almanya. Sarılırım soğukta eurolara, içine düştüm çıkamıyorum. Kendilekler hayvan, çekirdek ve ayran. Normal arkadaşım yok, benim hepsi birer hayvan. Elin oğlu zıplayarak inerken uzaydan. Benim hiç kimseye dokunmamışsın, ufak bir faydan. Yalandan kalandan aldı gürdük, soğukta çürüdük, sevildik hep uzaktan. Çok çalıştık alıştık ama olmadık onlardan. Bulduk hakim, doktor, avukat, mühendis, polis, solist. Ya da sokakta çıkmışızdır raydan. Kardeşinim kankam, kardeşin Almanya'dan. Bu şarkı yetmez sana, ne kadar kaybettiğimi saysam. Sokaklar adi pis, çamur yamuk oldukça kaygan. Başlasam da baştan anlatılmaz, atmasın elik yoldan. Düşlerimin ülkesi bura, burası Almanya. Alışırım ona dura dura, içine düştüm çıkamıyorum. Düşlerimin ülkesi bura, burası Almanya. Sarılırım soğukta eurolara, içine düştüm çıkamıyorum. Düşlerimin ülkesi bura, burası Almanya. Alışırım ona dura dura, içine düştüm çıkamıyorum. Arkadaşlar havalimanına geldim. X-Ray'den geçtim. Şu an uçağıma daha çok olduğu için biraz oturacağım, dinleneceğim. Daha sonra check-in için bavullarımı vereceğim. Daha sonra uçağımın olacağı perona doğru ilerleyeceğim. Bu yolculuğum güzel geçti. Gerçekten İstanbul seyahat hızlı getiriyormuş havalimanına. Bu yüzden iyi oldu. Şu an saat daha 3. Ben daha bekleyeceğim. 6.40'taydı benim uçağım. Bavullarımı teslim ettikten sonra dolaşacağım. Geçen sene çektiğim videoda demiştim, keşke ülkemiz bu durumda olmasa da biz de gurbete gitmek zorunda kalmasak diye. O durumlar
Euro 10 liraydı. Şu an 18 lira. Bakalım ben 3-4 ay sonra döndüğümde kaç olacak, gerçekten çok merak ediyorum. Giderler çok arttı. Üniversitede evde kalan arkadaşlarım gayet iyi bilir. Bir market alışverişinde ne kadar ödediklerini. Kiralara yine bir sürü zam yapılacak diye beklerken devletimiz %25'ten fazla yapılmayacak diye bir kural çıkardı. Ama ben zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Her türlü işin, her türlü kurtuluş yolunu bulurlar. Ya evden çıkarırlar ya da zorunlu bırakırlar. Böyle olunca şu an benim ödediğim 1300 lira kira belki 2000-2500 lira olacak. Bir sene boyunca orada kalmak tamam, ders açısından çok güzel ama mali açıdan zora sokuyor. Ayrıyeten mutfak masraflarım neredeyse sene başından, işte Ekim'den Haziran'a kadar iki katına çıktı. Aynı şeyleri aldım halde. Ülkemizin malum durumları. Olsun, yapacak bir şey yok. Biz yine çabalayacağız, çalışacağız. Kendi istediğimiz koşullara ellerine kadar durmayacağız, devam edeceğiz. Benim gibi üniversite okuyan arkadaşlarıma da tavsiyem, boş durmayın arkadaşlar. Yaz tatilinizi gezerek, tozarak veya hiçbir şey, dizi izleyerek geçirmeyin. Gidin çalışın bir yerde, hayatın zorluklarını görün. Ben geçen yaz Almanya'ya geldiğimde çok toydum çünkü direkt online eğitimden, hiç evden çıkmadan, hiç bilmediğim bir yere gitmiştim. Ve benim için 2 aylık inanılmaz bir macera almıştı. İnanılmaz bir hayat tecrübesi çıkardım. Çok güzel dersler öğrendim. Hayatın içinden gerçekleri orada yaşayarak deneyimledim ve daha sonra okula döndüğümde çok daha istekli bir şekilde ders çalıştım. Çünkü bir tane hayatımız var ve bunun için bunu en iyi şekilde yaşayacak seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bu ister ders, ister ticaret hayatı, her nasıl olursa olsun pes etmeyeceksiniz arkadaşlar. Her zaman savaşmaya devam edeceksiniz. Yaptırdım. Pasaport kontrollerine geçtim. Şimdi uçuş saatimi bekliyorum. Burada çok fazla fazla var. Ve buralara dolaşacağım. Yaklaşık bir en az bir saatim var. Bu bir saati de buralara dolaşarak gezdirip. Tabi burada fark ettiğim şey, D&R'da bile ürünler euroyla. O yüzden böyle bir tık pahalı değil, çok pahalı. Yani normalde dışarıda alacağınızdan 2-3 katı daha pahalı. O yüzden bir düşündürdü beni açıkçası. Ama en azından bakmak bedava. Waikiki'ye geldim. Burada bir fiyatlara bakalım. Gömlek 15 euro. Short 25 euro. Evet, tişört var. Tişört 12.95. Biraz daha ilerleyelim. Kot pantolonlar 19. Bu indirimdeymiş, 16. Bu da
Ayakkabılar var. Buna bakalım. Burada bir fişi yok. Burada terlikler 7.95. Monta bakalım. 299 mu? Oo, çok pahalı. Bu da 299. 239. Evet, etiketi yok. Bu ne kadar? 195. Şuradan çıktığınızda fiyatlar neredeyse onda biri düşüyor. Gerçekten inanılmaz. Anlamıyorum neden bu kadar pahalı. Yani tamam, ülkemize gelen misafirlerimiz euro ile geliyor da bu kadar da değil mi kardeşim? Yani biraz daha uygun yapın. Orada çanta var belki. Çanta 15. Şöyle çanta var. 19. 4.95. Yani genel olarak ne kadar esvaki gibi olsa ürünler burada çok pahalı. Yani havalimanının zaten ne kadar meşhur olduğunu biliriz bu pahalılık konusunda. Şimdi YouTube videomuza da tanık olduk. Bakalım daha neler var buralarda. Az önce maviye girdim. Orada girdiğim gibi çalışan bana hay diye seslendi. Sonra ben de merhaba diye karşılık verince yanıma geldi, biraz sohbet ettik. Ben o sırada fiyatları inceledim ve dedim ki burada fiyatlar çok pahalı. Yani dışarıya nazaran aynı mavi ürünleri, aynı marka, aynı ürün neden bu kadar fiyat farkı var deyince bizim buradaki satış ürünlerimiz yurt dışına göre dedi. Yani yurt dışında kaça satılıyorsa aşağı yukarı o fiyattan sattıkları için bu kadar fark oluyormuş. Dedim bunu bilmiyorlar mı yani, buraya gelen dedim turistler buradan çıktıktan sonra dedim bunu neredeyse onda bir fiyatına alacaklarını bilmiyorlar mı dedim. Bazısı biliyor dedi, ona göre davranıyor dedi. Hatta çoğu zaman söyleniyorlar dedi. Bazısı dedi umurunda değil, alıp gidiyor. Dedim, ne kadar güzel yani. Keşke dedim biz de öyle yapabilsek. Burada uçuş saatime daha çok olduğu için bir kısmına geldim, şimdi diğer kısmına gideceğim. Bakalım orada neler var. Tam diğer tarafa gideyim derken benim hangi kapıdan gireceğim yandı. B18A'dan girecekmişim. O da az önce olduğum taraftaydı. Şimdi tekrardan o tarafa doğru gidiyorum. Daha çok var ama ben ne olur ne olmaz o tarafta kalayım. Biraz buraları daha detaylı inceleyelim. Biraz oyuncaklara bakayım. Burada duty free var arkamda. Orası gerçekten çok pahalı. Bütün lüks markaların olduğu gibi bir dükkan. Düşünün yani burası zaten pahalı. Bir de onların pahalılığı inanılmaz. İnanılmaz pahalı. Thank you.
2018 en sonunda gözüküyor. Geçen uçakla gittiğimde de F'nin en sonundaydı. Gerçekten biraz yoruldum. Sırtımda da 7,5 kilo var. Nasıl 7,5 kilo bilmiyorum ama laptop falan 7,5 kilo var ve gerçekten zorlamaya başladı. Az kaldı. Uçaklar gerçekten çok iyi. Daha ilerleyeceğiz. Az kaldı gözüküyor ama bakalım. Uçağa bineceğim yere geldim artık. Buradan sonra uçağa binip Frankfurt'a gitmek var. Bir yarım saat var uçağın kalkmasına. Burada pasaport ve biletimi göstereceğim. Daha sonra uçağa binip Almanya'ya yolculuğum başlayacak. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I hope I was taking hold on.
40 sene önce buraya bir adam. Buraya bir adam indi. Elinde bir bavul. Cebinde bir bıçak. O kadar. Almanya'ya geldim. Nereden çıkacağımı bilmiyorum ama. Şayet. Bakalım. İndim çok şükür. Şimdi. Vay. Here I am in this old town, still dreaming of the open road. I've been here for far too long, there's so much more than this I know. It's been years since I've been gone, I miss the way it feels to roam. This urge that's grown inside my heart to pack my bags and hit the road. Güneşli bir Almanya sabahından tekrardan merhaba. Geldim. Dün patronum havalimanından beni karşıladı ve 250 kilometre boyunca yol geldik. Kaldıracağım yere uzakta havalimanı ama yapacağımız çok da bir şey yoktu açıkçası. Geldim, bakalım bugün ilk iş günüm olacak. Merak ediyorum nasıl bir yer, nasıl insanlar, nasıl çalışma arkadaşları. Burası hatırlarsınız geçen sene kaldığım yer. Burada kalıp işe buradan gideceğim. Güzel bir macera olsun. 3 ay boyunca, 4 ay boyunca elimden geldiğince güzel videolar çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.